Hocam merhaba. Merhaba. Bugün önemli bir konu için toplandık. 3 gündür ülkeyi ikiye böldüm hocam. Sanat da sizin uzmanlık alanınıza girdiği için size soralım dedik. Estağfurullah. Olayı kısaca anlatayım, bilmeyenler olabilir. Evet, ben de çok iyi. Ya da sen mi anlatmak istersin? Yok, ben aslında senden duymak isterim. Biliyorsun biz Chirax diye bir konsept geliştirdi arkadaşlar. Jeffrey ile Duygu. Ben de ucundan dokundum ve bir nevi sanat okullarında temel sanat eğitimi denirdi eskiden. Sonradan temel tasarıma döndü. Sonra biz her yerde başka bir şey deniyor. Evet. Görsel okuryazarlık diyenler var. Visual literacy diye geçer. Aslında normalde ilkokullarda verilmesi gereken bir şey. İlkokul veya ortaokullarda verilmesi gereken temel bir ders. Evet. Buradaki amaç öğrencilerin sanatın temelleriyle tanışmasını sağlamak. Evet. Zaten Chirax çok güzel gidiyor. Ben çok Chirax eğleniyorum. Chirax iyi gidiyor. Orada aslında bağlamından kopartıldı bütün Twitter linçleri gibi. Tam anlatayım bari. Ben bunlara bir ödev verdim. 4 tane kare kullanarak belli kelimeleri anlatın diye. O da standart bir ödevdir zaten. Evet. Jeffrey'nin muhteşem şeyler yaptı. Zaten amacımız Jeffrey'nin ödevleri anlama noktasına gelmesi. Adam güzel yapmaya çalışıyor. Sorun orada. Güzeli unutsa her şey olacak yani. Ben de şeyi anlatmaya çalıştım. Sanırım Duygu'nun ödevindeydi. Kareler yukarı doğru gittikçe yer çekiminden kurtulurlar ve hafiflerler dedim. Bu biliyorsun çok bilinen bir temel tasarım kuralıdır. Birisi altına yorum yapmış, demiş ki sen bunu nereden uydurdun? İşte bu böyle değildir. Aslında garip garip şeyler söylüyor. İşte kütle, çünkü dünya düz. Kütle sabittir. Yukarıda daha güçlü. Yani abuk subuk bir şey söylüyor. Ben de bana gelen saçma yorumları tweet ediyorum. İlgimi çekiyor. Bunu tweet ettim. Sonra da şey dedim ya, temel sanat eğitimi almadıysanız bu konularda konuşmayın dedim. Tabii o bağlamından çekildi hemen. Bilmiyorsan konuşma. Sadece o tweet. Ertesi sabah bir kalktım, 2800 kere retweet edilmiş. Ülkenin iki en kötü adamlarından biri haline gelmişim. Diyorlar ki biz konuşuruz, sen kimsin, sen kimsin falan filan. Yok, konuşabilirler, sen de konuşma diyebilirsin. Zaten onların dediğine bir sorun olmuyor yani herkes. Acayip bir binary opposition deniyor ya abi. Aha. Acayip bir ikiliye düşmüş olay yani. Yani İlker Canikligil iğrenç biri midir yoksa iyi biri midir diye. Tamam, bir şey temizleyelim ya. Ama sonra senle de olay sonra devam etti. Ben çok az devam etti. Başka ne oldu? Yani sen şöyle dedin. Temel sanat eğitimi. Bu daha çok temel tasarım gibi yani, sanatla öyle tam yani örtüşüyor da az örtüşüyor dedim yani. Evet. Ben de sana dedim ki birileri bana şey dedi, sen kimsin, işte biz yaparız, kime göre neye göre bir şeyler dediler. Sen Bayrak Bey'in arkadaşları bunlar. Ben de şeydim, bak senin hep bunlar senin arkadaşların bunlar dedim. Orada birbirimize laf attık. Sonra bu arada bugün hala devam ediyor şey. Gördüm. Senin yazdığın devam ediyor. Bence çok güzel. Bence şey çok iyi yani, Türkiye'de temel sanat tasarım eğitiminin konuşuluyor olması nasıl oluyorsa olsun gerçekten çok değerli. Önemli olduğunu evet, düşünüyorum. En azından yüzden, bir işe yaramış oldu. Evet, konuyu konuşalım. Yani nedir o? Temel güzel. Sanat eğitimi nedir? Ya temel sanat eğitimi diye çıkmıyor ilk önce. Temel tasarım diye çıkıyor ama aslında sanatta da bu eğitim var ama genelde şöyle oluyor. Bu bir Bauhaus projesi aslında. Aynen öyle. 18. yüzyıl, 17. yüzyılda bunlar var ve çok dağınıklar. Bauhaus'a diyorlar ki ya biz bunun derleyelim, bir ders olarak, bir okul olarak koyalım diyorlar. Ve aslında orada ne var? Kompozisyona bakıyorlar. Renge bakıyorlar. Mesela şeye de çok bakıyorlar. Malzemeye de çok bakıyorlar. Aletlere bakıyorlar. Aslında üretecek kişinin temel olarak bütün parçalarını. Yani senin mesela Chirax'ta yaptığın bence fotoğrafçılık için temel sanat eğitimi gibi şu an için o öyle. Ama çeşitlenecek tabii zaman geçtikçe. Evet, yani video girebilir, heykel girebilir, dans şöyle, girebilir. Şöyle, arkadaşlar kör olduğu için gerçekten maalesef özellikle Jeffrey çok kirlenmiş bir algıya sahip. Mesela Duygu daha temiz o anlamda. Jeffrey daha iyi bildiğini eğitimli sanıyor ya. Eğitimli olduğu için işte. Evet, Jeffrey'nin eğitimli. Kafasına vurulması gerekiyor ancak. Çünkü o temel sanat eğitimi öyle bir derstir. Yani ben aldığımda öyleydi. Çok acılıdır zaten. Evet. Bence de çok gerekli ama alırken nefret ettiğim bir ders. Yani çünkü gerçekten sinirim bozuluyor. Yani ben verdim de aldım da o dersi. Erkal Hoca'dan aldım rahmetli. Çok gerçekten çok sertti ve ben kaldım tabii dersten yani. Evet. Tabii ben acayip i̇şte belli o yüzden postmodernist olmuşsun. Ben dediklerinin hiçbirini yapmıyorum. Kendi kafama göre gidiyorum falan. Reddediyorum. Jeffrey'e çok yakındım ben yani böyle. Fantastik bir şeyler yapıyorum, yolluyorum. Hoca sıfır diyor, geri yolluyor falan. Sonra şeyi anlıyorsun aslında, orada basit bir şey var. Yani Egon'la falan ilgili bir durum değil. Hiç alakası zaten yok. Zaten onu karıştırıyor insanlar. Ya bu okuma yazma gibi bir şey ya. Evet, yani ben de aynen bir 91'de bu derse ilk girdiğimde Ali İsmail Türemen diye bir ressam veriyordu. Buradan analım. Ben hayatımda ilk defa orada ressam gördüm. Yani canlı olarak. Geldi, girdi derse. 20 kişi oturuyoruz. Sinema televizyon bölümüne girmişiz. Güzel Sanatlar Fakültesi. Arkadaşlar dedi, siz sanat yönetmenliği yapabilir misiniz dedi. Bir sessizlik oldu sınıfta. Ve şunu fark ettim ben orada. Lan biz sanat yönetmenliği ne demek? Yani herif soruyor ama birileri şey dedi. Bak öğrencilerdeki şuursuzluk dehşet. Birisi şey dedi, hocam yapabiliriz falan dedi. Adam şey dedi, asla arkadaşlar asla yapamazsınız dedi.
Şimdi ders bitti. Millet şey böyle ya bozuluyor herifler, tamam mı? Niye yapamıyoruz ya falan. Fakat kafamıza vura 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 gerçekten yapamayacağımızı anlattı. Ya, yapabilirsiniz bu arada ama oradaki şeyin ne kadar zor olduğunu ve nasıl beceriler istediğini gösteriyor. Senle aslında anlaşamadığımız nokta bu. Yapamazsın. Yapıyorum zannedersin, onu diyorum. Tamam okey, ama yani ben şimdi kişilerin o yeteneklerinin geçmişlerini bilmediğim için. Şey yüzden... ya sıfır sinema televizyon öğrencileri yani. Liseden çıkmışlar gelmişler. Tamam, yani liseden çıkan bir sinema televizyon öğrencisinin yapması çok zor. Konu işte ona ayrı tutuyorum. O anda ama diyor yani. Bu yok anda diyor. Siz ama... ha, o anda gidip tabii, yapıyor, tabii. Yapamazsın. Yani şu anda bir uzun metraj filmin sanat yönetmenliğini yapabilirmişsiniz. Onun için okulu bitirdiğinde de yapamazsın. Öyle bir durum yok. Orada çok beceri var canım. Yani Eminönü'nde nereden tek koca teker bulunur falan, bunu bilmen lazım. Böyle temel sanat eğitimini geçtim. Pratik olarak malı nereden alacağını bilmen lazım yani. Pazarlık etmeyi bilmen lazım. Aynen falan öyle. Bir ton beceri var. Ama o çok şey zor. Çok ilginç. İnsanda öyle bir şey oluyor. Şimdi bu sanat meselesinde benim seninle bu programı başlatmamın da biraz nedeni oydu. Elbise bile alırken şimdi üzerindeki tişörtü almışsın, gayet güzel ya. Şimdi bu tişörtü sen gittin seçtin ya da birisi senin için seçti. Aslında tabii ki bunu seçerken de sen bir sanat yönetmenliği yaptın. Evet. Bu şu demek değil. Herkes tişört alabilir abi. Evet, yani doğru. Ben şey demiyorum orada. Siz tişört alamazsınız. Kendini aptal alamazsın demiyorsun. Evet ama işte atıyorum, bir modeli giydiremezsin. Evet yani nasıl giydir? Ben de giydiremem abi. Çünkü kendinle ilgili bir şeyim var. Bir kararın oluşmuş. Şimdi oradaki hikaye bence şu. Yapmakla ne yaptığını bilmek arasındaki fark. Yani temel tasarım eğitimi verdiği o. Ne yaptığının farkına varmanı sağlıyor aslında. Çünkü sana tekrar basit bir elemanla yaptırıyor ya. Yani sen diyorsun ki karelerle atıyorum işte çekingenliği anlat diyorsun. Şimdi sonra çekingenliği anlat desem ezberde bir şeyler vardır, onu kullanacak. Sen kuramayacağı yani hiç kafasında olmayan bir örnekten veriyorsun. Yeni bir ilişki kurmak zorunda kalıyor ve ilişki kurmanın disiplinini öğrenmesi gerektiğini anlıyor. Yani. Aynen öyle. Zaten bu bölümü çok konuştum ben ama keseceğim şimdi. Dersin ilk 30 saniyesini ben hayatım boyunca unutmadım. Adam geldi. Birisini kaldırdı, git tahtaya bir nokta koy dedi. Gitti koydu çocuk bir yere. Arkadaşlar dedi, bu sanat mıdır dedi. Herkes böyle bakıyor şimdi, acaba sanat mı diyeyim? Değildir dedi. Git şimdi ikinci bir nokta koy dedi. Gitti çocuk ikinci bir nokta koydu. Şimdi başladı dedi. Niye oraya koydun dedi. Niye ikinci noktayı oraya koydun? Ve sonra da şunu dedi. Birinci noktayı istediğin her yere koyabilirsin. Evet. İkinci noktada sanat başlar dedi. Evet, müthiş yani bir girişti. Evet çok güzel, çok güzel. İlişki o şey bağlam evet falan onlara giriyor. Çok şimdi güzel. Kompozisyonun temelleri. Sen ama tabii sen çok başka bir yerden tweette mention atanlar olmuş. Mesela Marina Abramovic'in işlerine gösteriyorlar. Hmm. İşte bu olamaz mı falan diyorlar. Şimdi biz seninle hep çağdaş sanat konuşurken aslında bu kavgayı biraz yapıyorduk. Evet evet, buna girmemiz lazım. Eskiden her şeye sanat diyorduk zaten yüzyıllar önce. O yüzden hepsi sanat eğitimi diye geçiyordu bunların. Yani Bauhaus'ta biraz toparlandı ne olduğu aslında yani konu. Birçok parçası var dediğim gibi işte. Yani malzeme kısmı var, kompozisyon kısmı var, alet edevat var falan. Bunlar zaten herhangi bir üretim yapan kişinin öğrenmesi gereken şeyler. Biz bunu anaokulu seviyesinde yapıyoruz bu arada yani. Ne yaptığımızı da söyleyeyim. Bayağı işte çocuklara diyoruz ki bakın çocuklar bunlar kağıt. Tam adını söylüyoruz mesela. Yani basitleştirmiyoruz. A4 80 gram beyaz kağıt diyoruz. Sonra diyoruz ki A4 200 gram beyaz kağıt. Şimdi diyoruz ikisini de yırtın, sesini dinleyin. Çünkü malzemenin bir örtük bilgisi var. Ve o çocuğun o malzemeyle deneyerek yani malzemenin karakteri var da diyebiliriz yani. Ben de hatta hocamı aradım. O derste erkek hoca vefat ettiği için bize dersi veren hocamı aradım. Dedim ki yani neydi? Bu konu üzerine mi? Evet bunun üzerine. Direkt aradım sordum yani neydi buradaki hikaye dedim. Ve evet dedi ki yani biz Bauhaus'taki ekole yakın bir şey var. Benim hoca da öyleydi işte. Onlar bayağı eski jenerasyon. Onlar aslında şey Almanya'da falan eğitim görmüş tiplerdi bir de. Yani bayağı orada bu işin aslında ilmini alıp gelmişlerdi. Evet zaten şöyle oluyor aslında. Şu 1900'lerin başlarında orada başlıyor ama şimdi orada bir sorun var. Şu tasarım sanat kelimesi de o yüzden karışıyor. Tasarım da zaten o dönemler çıkıyor ilk olarak. Şu var bu arada Bauhaus'un ilk örneklerinde sen nasıl ifade etmek istersin soruları da var. Ama zamanla bence o itiraz etmelerin sebeplerinden biri de o insanların. Zamanla bu böyle bir bu böyle anlatılır kardeşime dönmüş durumda. Yani temel tasarım kurallar çok net her zaman aynıdır gibi bir şey baskıya döndüğü için sorun çıkıyor. Şunu demeye çalışıyorum. O eğitim çok yararlı ama o eğitimi baskılarsan zararlı hale geliyor. O yüzden o eğitimi öğrenciye alan yaratmak için kullanmak gerekiyor. Yani doğrusu da budur, yanlışı budur diyebileceğin yer azalıyor aslında. Daha çok kendi doğrularını bulma üzerinden bir yere gitmek gerekiyor. Çatışma sadece orada yoksa onun dışında çok haklısın. Yani dil oluşturuyoruz. Aslında bir iletişim dili oluşturuyoruz. Dolayısıyla herkesin ya şey gibi düşün. Okuma yazmayı öğretirken herkes dese ki herkes kendi istediği gibi okuma yazma yapsın. Aynen öyle abi. Buna benziyor yani. Benim aklıma orada şu geliyor. Şimdi okuma yazma tabii soyut olduğu için örnek çok sert oluyor burada ama şimdi göstergede yani bir grafik bir şeyde orijinal elma var. Elmanın fotoğrafı var değil mi mesela? Elmanın o yüzden çizimi de yakın. Kopuk değil. O yüzden zaten Türkiye'de tasarım işleri 15 yıl önceye kadar hep fotoğrafikti. Hiç yazı kullanılmazdı. Çünkü soyut düşünce yoktu. Öyle bir kültürde bir şey yoktu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bize işte kapak işi gelirdi. Bir şeyin kapağı hazırlanacak. Yanımda böyle çok iyi tasarlayan arkadaşlarım var. Yani biri Hollanda ekolüne çok iyi tasarlıyor. Biri Almanya ekolüne çok iyi
tasarlıyor vesaire. Tasarımlar giriyor. Bir tane de ben yolluyorum. Ben çok kötü tasarım yapıyorum. Ama ben müşteriyi biliyorum yani. Ve benimki seçilip duruyordu sürekli. Ben fotoğrafı basıyordum cart diye böyle. Böyle dramatik bir fotoğraf. Hop diye alıyordum. Çünkü öbürleri böyle renkler kullanılmış. Dengeli o kompozisyon. Şimdi o yüzden Türkiye'de bunun bir anlamı yoktu. Aslında o biraz kültürle ilgili, onu demeye çalışıyorum. Dünyada da bu grafik kültür aslında bütün dünyaya yayılması çok yeni bir şey. Yani artık internetle bence zaten. Ya da cep telefonlarının arayüzleri, ikonlar bilmem neyle grafik kültürü çok yaygınlaştı. O yüzden artık zorunlu hale geldi dediğin şey. Yani temel tasarımı... Abi yaygınlaştı ama Türkiye bir cehennem ya. Grafik tasarım cehennemi. Tamam, çünkü bir okul yapısıyla çözmüyoruz bunu. Alaylı olarak yolda çözüyoruz yani. Yavaş yavaş oturuyor falan. Acıları böyle yolda görüyoruz. Çünkü biz burada şeyi konuşurduk bu arada. Bak bu önemli bir örnek olabilir orada. Mesela derdim ki bir bina yapacak adama neden inşaat mühendisi diploması isterler? Bir tasarım yapacak neden tasarımcı diploması istemezler? Yani bir inşaat mühendisi neden tasarımcılık yapabilir? Tasarımcılık neden inşaat mühendisi yapamaz? Zaten aslında inşaat mühendisinden de tam istemiyorlar. O yüzden yıkılıp duruyor yani. O ayrı. Ama işte ehliyet kavramını sorguluyoruz. Dedim ki öğrencilere. Mesela dedim bir cep telefonu tasarlıyorsun. Kapatma tuşu mu solda olsun, açma tuşu mu solda olsun? Çok basit bir karar değil mi? Yanlış karar verdiğinde dünyadaki 5 milyar insan, 3 milyar insan telefon kullanan insan günde 1 saniye kaybettiğinde bir sürü ömür kayboluyor aslında. Bizim bunu ispatlamamız gerekiyor. Yani tasarım kararları artık ölümcül dünya için. Bunlardan bahsediyorduk mesela. Aslında orada dediğin çok doğru. Tasarımda o kadar çok zaman kaybetmeye başladık ki hatalı tasarımlar yüzünden. Üretimi geçtim yani. Algıda çünkü şöyle oluyor. Bir sezon tasarımcı diyor ki abi fotoğraf gidiyor boş ver. Hani böyle basalım geçelim diyor. Daya gitsin. Evet, evet. Aynen öyle, daya gitsin diyor. O yüzden orada bu kritik bir şey. Ben o yüzden katılıyorum ya. Bu eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama eğitimin doğrusu budur diye değil. Karşı tarafın bunları deneyimlemesini sağlayacak. Şimdi biraz daha şey örneği vereceğim. Mesela öğrencilere şöyle ödevler veriyordum ben. Sticker üreticin diyorum. Tamam, ne üretirseniz üretin. Ama bu sefer ben notlamayacağım. Yaptığınız stickerları gideceğim bir dükkanda şöyle bir panoya asacağım. İlk satılan 100 alacak. İkinci satılan 90 alacak. Üçüncü satılan 80 alacak. Şimdi bana sormak istediğiniz bir şey varsa sorun diyordum. Şimdi biraz düşünüyorlar falan. Sonra biri gelip şey diyor. Sokaktaki gelir seviyesi ne? Hangi, ne tarz doğru bir dükkanda olacak falan. Dükkanın neresinde olacak? Dükkanda başka ne satılıyor? O dükkana giren insanlar kaç yaşında? Gibi doğru sorular gelmeye başlıyor. Mesela ne yapıyorum? Odaktan kendimi çekiyorum ve bu sefer gerçekten o tasarımın genel yapısını anlamak zorunda kalıyorlar. Çünkü biri için tasarlıyorlar. O yüzden bence yani oradaki grafik görsel dilimizi çok geliştirecek bir şey. Bir örnek vereyim onunla ilgili. Yani dağınık gidiyorum ama. Dünyanın en iyi resmi diye bir makale var. Dünyanın birçok ülkesine gidiyorlar. Bir sürü yağlı boya gösteriyorlar. Hangisi en iyi, hangisi en kötü diye. Aşağı yukarı bütün ülkelerde şey çıkıyor. Bir tane tepe, bir tane böyle ağaç var. Altında bir hayvan var. Çimler falan fena değil yani. Bir yeşillik var. Bir de dere geçiyor yandan. Bütün ülkeler neredeyse aynı resim. Birinde işte karlısı, birinde işte bunu çöle benzeyeni vesaire. Aşağı yukarı aynı. Bir de Hollanda'da soyut resim çıkıyor mesela. Yani enteresan. Çok acayip. Bence aynı deney şu anda tekrarlansa birçok yerde o soyut şey çıkacak. Çünkü o dediğin temel tasarım kurallarına artık ihtiyacımız var. Çünkü sürekli onlara maruz kalıyoruz. Yani artık baktığımız ekranlar doğal görüntüler değil. Tasarlanmış görüntüler. O yüzden senin savın 10 yıl önceye göre şu an çok daha kuvvetli aslında. Bu eğitim çok daha önemli bir durumda. Şimdi başka bir tarafına gelelim. Bir onu unuttum. Aslında bu nereden çıktı onu hatırladım. Duygu bir yerde ben bir açıklama yaparken bu yükselince işte çekim etkisi, yer çekimi, kütlesi azalır falan filan derken ben öyle düşünmüyorum dedi. Ha. Ben de şey dedim ya bu hep yanlış bilinir. Sanatta bence diye bir şey yoktur aslında dedim ve orada aslında bütün mesele oradan çıktı. Tamam güzel. Ya işte bence bu tamamen ya ben senin fikirlerinin çoğuna katılıyorum. Neredeyse aynı cümleleri kurarım. Fiilim farklı olur. Fiili çekme şeklim farklı olur. Bence tamamen bununla ilgili aslında olay. Şimdi mesela orada ben tasarımda derim. Çünkü tasarımda sen kimsin kardeşim yani? Yani sen tasarımda bir orada problemi çözecek kişisin. Ha bak tasarım alanına özel tasarım yapan 3-5 isim biliyorum. Tasarımı bilen Esen Karol, Denizcem Öndüygü böyle isimler çok kuvvetli ve alanı çok iyi bilen isimler. Bu onları ayrı tutuyorum ya da spekülatif tasarımı ayrı tutuyorum. Ama genelde sahada tasarım yapan birisi şunu yapar. İhtiyaç ne? Nasıl çözerim? Yap. Sen kimsin ya ben sarı seviyorum diye bir şey var mı yani? Olamaz öyle bir şey yani. Bu şeyde geçen bir hikaye anlatmışımdır belki bilmiyorum ama logo. Öğrencilere bir soru sordum sınavda. Bak tasarım öğrencileri 3. sınıf soru şu. 7 göbekten bir inşaat şirketi sahibisiniz. Çok kötü bir logonuz olduğunu söyledi bir arkadaşınız. Git dedi artık çok zengin bir şirketsiniz. Git dedi dünyanın en iyi şirketine bul güzel bir logo yaptır dedi. Verdiğiniz 1 milyon doları peşin. Peşin oluyor adamlar çok iyiler. Rezalet bir logo geldi ne yaparsınız dedi. Öğrenciler dava açarım bilmem. Öncelikle rezalet bir logonun ne olduğunu tanımladın mı? Bak o kadar. Orada bıraktım ben. Şu
şunu demelerini bekliyordum. Neden bu logoyu yaptığını sorarım. Bak, tasarım öğrencisi bile tasarımcının mesleğine saygı duymuyor aslında orada. Evet. Yani sen bir sen karar vereceksen git mahalleden birini bul, ona yaptır yani. Senin operatöre ihtiyacın var. Sen ne anlarsın logodan? Sana diyorum ki inşaat şirketi sahibisin sen. Senin logoyla bir işin yok. Seni ikna etmelerini isteyebilirsin. Raporlar sunmalarını isteyebilirsin. İspatlamalarını isteyebilirsin. Bu bambaşka bir konu. Sözünü keseceğim ama bu konuda en güzel örneği bir kere Bülent Berkmen verdi. Bu yeni TL'nin logosu var biliyorsun. Evet. Buna bir logo yapılmış. Bülent Erkmen'e soruyorlar. Galiba Açık Radyo'da falandı. Bülent Erkmen şöyle dedi. Herkes tasarım yapabilir dedi. Yani bir manavda, bir bakkalda tasarım yapabilir. Bunda bir engel yok dedi. Ama dedi, niye yaptığını anlatabiliyor mu acaba dedi. Yani bunu açıklayabiliyor mu acaba? O konuda çok endişeliyim dedi. Şimdi ben de onu demek istiyorum. Mesela şuradan gidelim. Flu TV'nin logosu. Evet. Bu hep bana gelir. Buradan da duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar bize yeni logo yollamayın. Şöyle bir şey var. Bu logo çok kötü. Niye kötü? Çok amatör. Peki niye amatör? Yani acaba bunun Flu TV'nin konseptiyle bir alakası olabilir mi? Evet. Yani şu soruyu hiç sormuyorum. Evet, genel bir güzel var. Hepimiz oraya gittiniz abi. Bak bir örnek vereyim size. Şirketim ben. Gittiğimiz şey zanneden insanlar. İşte güçlü yönlerini öne çıkarsın falan. Logo genelde şöyle yapılır. Zayıf yönleri kapatmak için yapılır. Tabii. Yani sen bankaysan o kalın harfleri koyacaksın oraya. Çok özel bir şey yapmıyorsan yani. Ülkenin rengini kullanacaksın mesela. Çoğu ülkede ülke bayraklarının renkleri falan kullanılır. Güven gerektiren kurumlarda vesaire. Bunlar ya, bu çok teknik bir veri. Çok iyi hatırlıyorum. Bir tane makale okumuştum. Ülke bayrakları renkleriyle ülkelerdeki büyük şirketlerin logo renkleri arasındaki korelasyonu inceliyor adam. Ya böyle yapılıyor bu konu. Yani bu şey değil böyle. Şeyler de çok güzel. Mesela 100 yıl içinde Coca-Cola'nın logoları nasıl değişmiş, Google nasıl değiştiriyor. Tabii orada şeyler var. Ne olmak istiyoruz? Mesela Arçelik'in logosu atıyorum. İşte eğilmiş bir dikdörtgene döndü. Aslında orada şey, hafif olma, daha modern, daha uyum sağlamaya vesaire girmeye çalıştılar. Olmak istediğini gösteren taktikler yaparsın. Bu arada olduğunu da yapabilirsin ama genelde Türkiye'den şeyler çok iyidir. Esnaf bu konuda iyidir. Çok pratik çözümler bulur. Takır takır çözer yani. Dükkan adları falan çok stratejileri iyi konur aslında. Evet. Tasarım o kadar ilginç bir şey ki. Az bildiğin zaman çok kötü oluyor. Çok. Çok tehlikeli. Yani bu şey lafı var. Go oyununda derler. Açılışları öğrendiğin zaman iki seviye gerilersin derler. Buna benziyor. Yani yeni tasarım öğrenen kişi, genelde o eleştiren kişiler onlar oluyor. Aslında onu yollayan. Çünkü öğrenmiş yani. Atıyorum Photoshop kullanmayı öğrenmiş. Bir hayır işliyim yani. Fulya bir benim de bir katkım olsun falan. İyi bir niyet var orada. Korkunç yani. Logolar geldi. Yani şey, ondan oluyor. Çünkü yıllardır logo yapan kişi bilir ki yani orada bir sürü karar mekanizması var. Öyle kolay bir iş değildir o bir yani. Bir de abi şöyle oldu. Anlatayım da tam olsun. Flu TV, Blue TV ile dalga geçen bir skeçten çıktı. Ve o logoyu ben gittim. Bir tane el yazısı font buldum. O fontu yan yana koydum. Yanına da TV'yi koydum. Yaptım yani. Evet. 15 dakika içinde tasarlandı ve oldu. Sonra da hoşuma gitti. Zaten aslında biliyorsun logo böyledir. Yani şimdi iyisi kötüsü. Yok zaten artık o logo o zaten. Yani evet. Hani yani. Sen şunu yapabilirsin. Flu TV imaj değiştirecek. Evet, başka artık bir. Başka bir şey oluyor. Gerçekten atıyorum işte bir şeye katılacak. Başka bir sisteme geçecek. O zaman değişmesi anlamlı olabilir. Ya da hedef kitlesi değişti bilmem ne oldu ayrı ama dediğin şey çok doğru. Yani bir de onu oturuyor zaten. Şunu anlamıyorum Bager. Bana şunun cevabını ver. Tweet'te de demek istediğim buydu. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Font nedir haberin yok. Çerçeve nedir? Kompozisyon nedir? Nokta nedir? Çizgi nedir? Doku nedir? Renk nedir? Perspektif nedir? Haberin yok bunlardan. Bakıyorsun bir şeye. Konuşuyorsun. Şimdi bu reva mıdır hocam? Evet. Şimdi o problem zor bir problem. Evet, bence konuşması okey. Bir sorun yok. Yani çok da kişi ciddiye almayacaktır o konuşmayı zaten. İşte onu diyorum. Konuştuğunla kalırsın. Evet yani. Evet. Yani çok önemli değil o konuşma aslında. Hani çok ilginçler de çıkabilir ama milyonda bir ihtimal. Yani atıyorum şey vardır. Mesela öyle insanlar vardır. Sezgileri, öngörüleri çok kuvvetli. Bir şey uyuşmadığını gözlemleyebilir. Eski bir arkadaşım şey demiş. Senden utanıyorum yazmış Twitter'dan. Hı hı. Niye dedim? Sanat okumamış ama çok yetenekli bir sürü insan gördüm dedi. Ya kardeşim ben onu söylemiyorum ki. Yani o adam içsellikle de bunu biliyor olarak doğmuştur belki. Nereden bileyim ben yani? Şunu da karıştırmayayım. O dersi almak zorunda değil canım ya. Bu çalışmalar her yerde var internette. Hayır öğrenmiştir veya o bilmiyorum abi vücuda gelmiştir yani. İş yaparken denemiştir, gitmiştir, bir şey üretmiştir, okumuştur, veya araştırmıştır. Veya doğaya çok iyi bakmıştır. Evet. Yani bütün gün bulutlara bakmıştır. Oradan belki sezmiştir. Ne bileyim ben abi yani. Ya zaten şimdi orada garip bir şey. İnsan çok iyi bir taktik makinesi ya. Ya iki tane ustayla takılmıştır. Konu biter yani.
yani. Çünkü biz empatiyle, mesela ben temel tasarımdaki çıkışım, Jeffrey'e önerdiğim de oydu işte, empati yap. Çünkü biz orada egoyla yapıyoruz. Egoyla yapılan tasarım çöptür yani. Hiçbir işe yaramaz. Hatta özellikle hocalar okulda, sen sürekli aynı simgeleri kullanıyorsan bunu kullanmanı yasaklarlar. Kullanamazsın yani. Sürekli mavi yapıyorsan mavi sana yasak der. Bak, kırmaya çalışır o içerideki şeyi. O yüzden orada ben şunu fark ettim. Bir gün ben çok kötü çizim, illüstrasyonum çok kötü. Çok iyi illüstrasyon olan bir arkadaşım var. Ya adam böyle, ya bana bir keçi çizer misin dediğinde böyle atıyorum 5 çizgiyle zıplarken gülümseyen keçi çizebilen falan bir adam. Anlamıyorsun yani, 5 tane çizgi var böyle, birleşmiyor çizgiler falan. Bir gün Faik işte, Faik yerine çizmem gerekti bir şey. Faik o sırada yok mu ne bilmem ne. Panikledim yani. Yani Faik yerine nasıl ödev teslim edeceğim? Ha, onun yerine ödev yapıyorsun. Evet. Ve yapabileceğimi gördüm yani. Ha, olmadı çok iyi ama ben böyle bir şey yapamazdım bahir olarak. Sorunun tasarlamam, çizebilmemde değil. Egom da olduğunu aslında gördüm. Kendini hep bahir olarak görmekten evet. Kaynaklanıyor. O ders bize şunu öğretiyor. Bir dil var. Ortak bir dil. Onu bil. Yine kendi yolunda kal. Ama onu bil kardeşim. Yani onun oraya geçmeyeceğini, o mesajın bil. Sen yine bildiğin gibi oku. Ya atıyorum güzel giyinmeyi bil, güzel giyinme. Ya ne grafikerler var, David Carson'lar bilmem ne, bunlar kırdılar bütün grafik tasarımın yollarını değiştirdiler. Tabii. Ama sonuçta fark etmiyor. O da zaten öbür sene yine o da onun içine giriyor. Yani trend kırabilirsin kuralları. Evet, ama evet. David Carson biliyor onu zaten. Evet. Ya işte aslında oradaki hikaye şu. İnsanlarla iletişim kuracağın ortak dilleri bilmen aslında. Yani sıcak renk nedir, soğuk renk nedir? Atıyorum işte girersin. Renkle ilgili çok güzel algoritmalar var. 3-5 tane işte bilirsin. Ben de çok isim bilmiyorum. Trikromatik falan, üçgenler, bilmemler, formüller var. Kuler muler vardı böyle çok güzel. Oraya girerdik. Böyle renk paleti oluşturma, popüler renk paletleri. Bunları yapınca zaten öğreniyorsun ya. Yani ben şeyi çok hatırlıyorum mesela. Bir gün Photoshop öğreniyoruz okulda. Yazılım ya, yani, çizim yapıyoruz falan. Ya dedim ben anlamıyorum bu filtreler ne yapıyor bu resme. Yani biliyorum piksellerden oluşuyor. Her pikselin RGB değeri var ama ne yapıyor? Kadar sayı var çünkü ya. Aslında otomatiksel işlem yapıyor. Evet. Oturdum. Böyle bir tane şey buldum. Filtre yazma yazılımı buldum. Bir de onun başında böyle 600 sayfalık bir kitap imaj teorisini anlatıyor. 600 sayfa nasıl filtre yazacağını anlatıyor. Bayram vardı. 9 günlük tatil. Monitörü böyle sararttım böyle. Hani gözüm yormayacak şekilde. O 9 günün sonunda ilk filtremi yazdım. Ah hocam bir John Knoll olabilirdiniz ama. Ama şeyi öğrendim. Ya ulan bunlar bak, o sayı ona yaklaşınca o yumuşama oluyormuş. Atıyorum şarpın yapınca bilmem ne oluyormuş. Yani burada şeyi öğretiyoruz aslında. Temel tasarımdaki şey. Kompozisyon, temel dramaturji, temel ilişkiler, onlar ne oluyor? O yüzden bence çok keyifli ama kesinlikle katılıyorum. Çok acılı bir süreç. Bak ben bir tane ödevimi söyleyeyim. Benim çok net ödevlerimden biriydi. 99 tane elma çizdim. Ödev bu kadar yani. Peki birbirlerinden aynı mı olacak? Farklı olacak. Farklı olacak. Ve farklı olmaları anlamlı olacak. Çok iyi ödev. Çok sert. 50'ye kadar geliyorsun yani, hani 30 falan 50 falan. 50'den sonra şu oluyor. Yok yani. Apple'ın elmasını çizdin, kurtlu elmayı çizdin, Robin Hood'u yaptın, bilmem ne, yeşil elma, Amasya, şu bu, ara Wikipedia'ya gir, elma türleri falan, 50'ye geldin yani. Sonra şunu anlıyorsun. Sen cepten yiyorsun hala. Tasarım falan yapmıyorsun yani. Cepten mi bitince davul elma nasıl olur? Işık elma nasıl olur? Zürafa elma nasıl olur? Bütün cep telefonu elma nasıl olur falan diye bir düşünmeye başlıyorsun böyle. Ve birden pıdı. Açılıyor. Aynen öyle. Temel tasarımdaki asıl hikaye bu becerileri kurmak. Çünkü Jeff'in yaşadığı da o. Güzel bir şey yapmayı öğrenmiş. Biz diyoruz ki bunu yok et. Aslında şimdi her şeyi yapmayı öğren. Parça parça bir şeyler kapmış. Yani tekil bir algoritma var. İyiye giden tek bir yol var. Çünkü diyoruz ki burada iyi yok. Demin dediğin gibi. Flu TV'ye logo hazırla desem Jeffrey'e güzel bir şey yapmaya kalkar. Aramızdaki en büyük tartışmalardan biridir. Değiştirin şu logoyu diyor. Evet. Güzel bir şey yapmaya kalkar. Ben de her seferinde şey diyorum. Logo değişmeyecek. Çünkü orada şu, ben mesela şöyle bir örnek vereceğim. Akrabam geldi, kuzenim. Dedi ki Bağger dedi, bizim bir tane iş için bir sunuma ihtiyacımız var dedi. PowerPoint bir sunum yani. Dedim zamanınız var mı? Var dedi, bir 5-6 saatimiz. Gelin dedim. Ortayla geldiler. Niye sunum yapacaksınız? Bir ihaleye gireceğiz dedi. Şu rakip kim dedim? Şöyle bir firma dedi. Falan ben böyle sormaya başladım. Sizin iş ne? İşi hiç anlamıyorum. Anlattım şu ne, bu ne, zayıflı oyunları ne, şunlar ne, bunlar ne falan. 4. saat hala konuşuyoruz. Sunum yok ortada. 4. saat ortağı şey dedi. Şirketi ele geçirecek kadar şey biliyorsun şu anda dedi yani. O ihaleye niye girdiklerini, muhtemelen alamayacaklarını, çünkü onların onun adamı olduğunu falan öğrendim. Sonra o firmanın aslında güvensiz bir firma olduğunu. O yüzden biz çok güvenli durursak ben
belki şansımız olabileceğini öğrendikten sonra ona göre hangi fontu, hangi rengi, hangi yapıyı, hangi görseli kullanacağımı söyledi. Hikaye bu ya. Tasarlamak, problemi anlamak ve o anladığın şeye ulaşmak için kullanılan araçlarla olan bir şey. Burada anlamadıkça şey. Yani senin anlatmanın da problemi anlamada zaten bir şey yapmıyorsunuz şu anda. Ama bence anlayacaklar. Yani şunu bir yerden sonra bırakacaklar. Çırakları gerekiyor. Mı diyorsun? Çıraksa tabii. Yani koy verecekler. Hani demin o dediğim şey olacak yani böyle bir yerden sonra tamam yani ne istiyorsa verelim. Kötü olsun da yani hani bir şekilde duyma başlıyor orada. Dinlemeye başlayacaklar. Aslında temel sanat eğitimi terapi gibi bir şeydir evet. Evet kesinlikle görsel bir terapi diyebiliriz. Bu arada aynı eğitim sese de, metine de, heykele de, üç mimaride de falan vardır bu arada benzer. Türkiye'de de bu arada 60 yıldır falan verilen bir eğitim. Yani Mimar Sinan'da 50'lerde... Birisi onu demiş, herkes alıyor o dersi falan demiş. Şimdi ben şeyi göremiyorum. Eğer herkes o dersi alıyorsa ve gerçekten geçiyorsa bir yanlışlık var demektir. Kötü veriliyor da olabilir. Onu bilmiyorum ne kadar iyi verildiğini. Ben çok iyi örneklerden aldım. Çünkü bize karma hocalar vardı. Değişiyordu vesaire, ekoller vardı. Ve gerçekten bazı hocalarda çok zorlanıyorsun. İletişim kuramıyorsun yani. Çünkü şey hocalar falan da var ya. Bakıyor... At çöpe falan. Kırmaya çalışıyor seni yani sadece. Ya evet ben onu diyecektim. Türkiye'de son 20 yıldır şey çok yaygınlaştı. Kime göre neye göre diye bir laf var. Bir şeyi beğenmiyorsun mesela. Bozuluyor karşı taraf. Bu çok benim başıma çok gelirdi ha, yani. Ama o kendi şey zannediyor. Bak bu çok olan bir şeydir. Amatör tasarımcı da kendi vücudun uzantısı zanneder. Çocuğu zanneder tasarım yani. Ona laf ettin mi bana laf ediyorsun. Sanki ona laf ediyorsun gibi. Ben tasarımıma laf ettiği zaman çözümümde, uyguladığım çözümde nerede sorun var diye bakarım. Yani sorunla ilgili bir şey söylemiyorsa, kendi egosuyla ilgili bir şey söylüyorsa onu zaten duymam bile. Yani salaktır, konuşuyordur. Onun da terapiye ihtiyacı olabilir yani. O ayrı konu. Çözümümde bir yeri söylüyorsa aa derim, okey derim. Hemen tık diye düzeltirim. Yapı var burada çünkü. Ama ben şimdi seni suçladığım yere geleceğim. Söyle. Bu senin tabii büyük şeyle savunduğun postmodernizm bunlara yol. İşte bak şunu diyeceğim orada bak. Şimdi eski şuydu. Hocalar bilir. Ya öyle zannediyorlar. Bauhaus'ta böyle uygulanmıyordu bu arada. Onu demin söyledim yani. Bauhaus'taki uygulama bayağı iyi. Zaten o yüzden o kadar kişi çıkıyor oradan. Ama taklidin taklidi durumu modernizmde çöküyor. Sen ya yani iyi bir modernist yapının kötü örneği olduğun zaman bayağı faşizan bir yere gidiyor. Ama bu yöntem hatası. Okey ama bu var pratikte. O yüzden sonra ne oluyor? Ya bunu yapmayacağız, herkesi serbest bırakalım oluyor. Şunu demişler mesela, bazıları gördüm Twitter'da. Kendi öğrense daha iyi olmaz mı falan. Hani bunu zorla vermesek. Kendi yöntemleriyle bulsa falan. Bence de öyle bu arada. Ama öğrenemezsin abi. İsmail Türemen gelmeseydi o derse. Çok zor. Öğrenirdim ama çok vakit alırdı yani. Gerek yok böyle bir şeyle uğraşmak. Kesinlikle çok vakit alır. Buna katılıyorum. Ve hiç de öğrenemeyebilirsin. Net bir şekilde aşırı derecede vakit alır. Hatta biz bunu da tartışıyoruz mesela. Hiç fiziksel olarak üretim yapmadan üretim öğrenilir mi? Bir tane bilim adamı vardı. Çok acayip. Adam hiç denize girmeden yüzmeyi öğrendi ve yaptı bu arada. Yani yüzme çalıştı. Bayağı spor yaptı, bilmem ne yaptı, okudu falan. Ve ilk girişte yüzdü adam. Adını hatırlamıyorum. Çok acayip. Ben de diyorum ki bu milyonda bir olabilecek bir şey yani. Hani adamın hem deha olması lazım öğrenme konusunda. Hem çok iyi olması da şans da var falan filan. Mesela bu zor. Dolayısıyla hani temel tasarımda şunu söylüyoruz. Arkadaşım ya 1000 yıllık bir gelenek var. Bir şeyleri yaptık, denedik. Sen de o veriyi al. Bir daha o 1000 yılı geçmeye çalışma. Aynen öyle yani. Üret yani. Bir sakıncası yok. Dene, onu dene, bunu dene, şunu dene falan. Orada genelde mücadele... şeyle, egoyla oluyor. Şimdi şeye gelelim. Postmodernizmin yarattığı şey nasıl devam edecek? Bir sonra onun dengesinin bulunacağını düşünüyorum. Ama öbür tarafa kaymış durumdayız. Benim linç hemen beni çok şey yapmıyor. Yani şey diye düşünmesin insanlar lütfen. Program yapıyor herif linç üzerine diye. Bu mesele benim canımı sıkıyor. Doğrular vardır arkadaşlar. Abi şöyle söyleyeceğim. Ben de genelde şeye yakınım. Alan açmaya zaten bunda da yakınım da. Kişilerin kendi istediği gibi yapabileceğine yakınım. Sanatta zaten buna yakınım. Ama tasarımda galiba sana yakınım yani, onu söyleyeyim. Çünkü ortak bir dil ya. Önce konuşabilmemiz gerekiyor. Konuşamıyoruz bile. Yani gerçekten Türkiye'de tasarımla ilgili bir dil bile yok yani. O yüzden evet, malzemeyle ilgilenmemiz, aletle ilgilenmemiz gerekiyor. Bunu çok şiddetli olmayacak bir şekilde, düzgün alan açacak bir şekilde yapmak çok önemli. Bunun iyi örnekleri var. Aslında okullarda da var. Onların metodlarını tekrar canlandırmak çok değerli oldu. Demin dediğim gibi alan açmak yani. Çünkü ben neden öğrenci o sticker'ı git o dükkana koy diyorum. Onu sorgulamasını yani. Çünkü normalde nereden yakaladım biliyor musun? Hatta ne de koydum adını? Sebepsiz tasarım koydum. Çünkü şunu fark ettim. Öğrenciler hocaları memnun etmeye çalışıyor. Evet. Ve bu tasarım eğitimi için çok kötü bir şey. Aslında Jeffrey de onu yapmaya çalışıyor. Evet. Burada ben olmadım otorite. Başka biri oldu ya, beraber çözmek zorunda kaldık. Tartışmamız gerekti. Hangisi satılır acaba? Peki sen tasarımı sanat olarak görmüyorum derken yani sanat ne senin için? Sanat, şimdi okey. Sanat bence kişisel olarak anlatılan hikaye.
Yani senden çıkan bir hikaye. Ama kullandığın araçlar çok benziyor. Üretim araçlarının hepsini kullanıyorsun. O yüzden mühendisliği de, tasarımı da, bilimi de hepsini kullanıyorsun. Bir sakıncası yok. Ama sanatın temelinde kendi derdimi anlatma. Bager'in gördüğü yerden bakmak ister misiniz? Bager dünyayı yamuk görüyor olabilir. Sizin temel tasarım öğelerinizde görmüyor olabilir. Örnek veriyorum. Bager için siyahın tadı olabilir. Abi bu çok tehlikeli işte ya. Bunu tamam. Yapma Bager. Hayır, sanat. Şimdi ama şunu diyeceğim işte. Tehlikeli değil. Sanatta değil. Abi senin için bilimde değil. Başkası tehlikeli. İçin çok tehlikeli. Abi bak, dediğini tıpta yapıyorlar. Bilimde yapıyorlar. Orada tehlikeli. Yani orada gerçekten sen tıpta bunu uygularsan insanlar ölüyor. Evet, öldürüyorlar zaten. Sanatta o kadar büyük bir riskimiz yok. Yani sanatta ya, bu alan ki, daha var. Hayat memat meselesi değil ama Twitter'da baktıysan eleştirilerin %60'ı falan subjektiftir. Ya. Ben kendi bakış açımdan istediğimi söylerim. Söyleyemezsin abi. Yani söylersin. Anladım. Ama, bak şimdi ama şunu diyorsun sen. Yani. Bilimsel gerçekler var. Üzerine kültürel deneyimler var. Bunları birbirine sokamayız. Burada ayırmamız lazım. Onu diyorum. Temel tasarım bu alanlarla ilgili istatistiği, bilimsel gerçeği söylüyor. 150 kişi bir resme baktı ve şunu hissetti diyor sana temel tasarım. Bunu öğretiyor. Bunu reddedemezsin. Ama yok, kabul ediyorum orada. Hayır, şeyi yanlış anladın ama. Anladım nereye geleceğini. Framework'te anlaşmamız lazım. Yani ne demek istiyorum? Çerçevede anlaşmamız lazım. Sonuç olarak kardeşim, sen yaptığın tasarımda şunu diyebilir misin? Ben abi hiç renk bilmeyeceğim, perspektif bilmeyeceğim ama çok güzel tasarım yapacağım diyemezsin. Kime göre yani, arkadaşım beğenir abi yani. Ya yapalım, deneyelim ya. Bunları denemek o kadar zor değil gerçekten yani. Abi, deneriz istatistik olarak ölçeriz falan yani. Denememize çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet yani görüyoruz zaten. Öyle olsaydı zaten şu anda atıyorum yani, ki var bu arada bak, istatistik olarak var. YouTube'da gerçekten çok amatörce çekilmiş muhteşem hikayeler var. Doğru mu? Ama video başka bir şey. Yok yok, ama orada da öyle bir şey var. Yani çok iyi çeki düşünülmüş, çok akıllıca bir şey bulmuş. Ama bak, çerçeve derken onu kastediyordum. Framework yani Flu TV'nin logosunun kötü olması tırnak içinde gibi. Sen diyebilirsin ki ben böyle bir çerçeve içindeyim. Evet, işte tamam, şunu demeye çalışıyorum. Bilmese de, sezgisi olarak bilmese de tutturmuş olabilir diyorum. Ha, olabilir. Tamam, tutturabilir, yapamaz diyemeyiz diyorum. Ama bu aklı başında bir yol değil. Seni şeye gidiyor bu, yani herkes Steve Jobs olmaya kalksına gidiyor hikaye. Çünkü yolda milyon kişi ölüyor o zaman. O başka bir şey. Şey gibi, bir milyon maymun koyalım, Shakespeare'i yazsınlar. Aynen öyle. Şey oluyor. Aynen, ona dönüyor. Şimdi o yüzden şunu yapalım. Yani tamam, ben şunu diyorum. Bu işin bilimi, temel yapısı bilmem ne öğrenmek lazım. O temel tasarım. Üretim herkes için geçerli. Yani bir mühendise temel tasarım eğitimi verelim, muhteşem hayatı değişir yani. Kesinlikle. Çok iyi tasarım yapar. Gerçekten mühendislik de bence çok ilgili olduğunu düşünüyorum bunlara. Ha, görsel vermezsin, üç boyutlu yaparsın, uzay yaparsın, bir şey yaparsın, bilmiyorum. Hareketler koyarsın, kinetik heykeller yaparsın. Başka türlü yapabilirsin yani. Ama verilebilir orada da aynı şey. Mesela bu gerekli diyorum ama bunun sanatla olan ilişkisine şu. Senin eserini daha iyi, kolay ve istediğin şekilde üretmeni sağlar. Bak, ben tasarım yapmış biriyim yıllarca ve sanatla yapan biriyim. Sanatta hiçbir tasarım becerimi neredeyse kullanmıyorum. Ama bu bile bana çok büyük avantaj sağlıyor. Kullanmamam gerektiğini biliyorum yani. İşte framework derken onu kastediyordum. Evet, tamam. O yüzden ben de aynı fikirdeyim. Yani gerekli ama sanatçı olmak için bu zorunlu, mutlak olacak demiyorum. Çok işine yarar arkadaşım. Peki bu niye bu kadar kızdırıyor insanları? Ya o şeyden kızıyor insanlar bence. Otoriteye karşı acayip bir hıncımız var ya. Yani. O yani. Çünkü sen de onu deyince sanki eski otoriteyi hatırlatıyorsun ya. Yani çünkü senin... Eski Türkiye. Hayır, sende şey var şimdi. Sen bence güzel bir şey yapıyorsun orada. Olumlama yerine yermeyi kullanıyorsun ve aşağı yukarı aynı anlama geliyor benim için. Yani senin aptal herif dediğinle akıllı herif aynı şey aslında. Hiçbir farkı yok yani. Bence yani ödül ve ceza eşit yani. Demin onu konuştuk Murat. Konunun onu değişmesi yani, ödül ceza konusunu değiştirmemiz lazım. Konu ödül ve ceza bile değil yani. Ödül de değil yani. Ya ödül de ceza kadar aptalca bir şey aslında baktığında yani. Eşit sayarım yani. Neyse. Mesela orada sen onu çağrıştırıyorsun. Yani sanki o eski yani Whiplash'teki adam geliyor aklına ve o travma geliyor, anladın mı? Ama sen YouTube'da yapıyorsun abi bunu ya. Sana zorunlu değil kimse. Anladın mı? Burada o karışıyor bence. Twitter'da, YouTube'da o çağrışım o tepki yaratıyormuş. Bir de şey çok kötü. Temel sanat eğitimi veren birileri şey demiş de, Tarantino musun sen falan diyorlar. Şimdi abi ne alakası, alakası var yani. Evet. Temel sanat eğitimi veren hocalar genelde aslında çok iyi sanatçılar değildir. Çünkü gerek yoktur zaten öyle bir şey. Evet, yani teknik uyguluyorsun canım. Ne alakası var ya? Sen
Abi bunun eğitimini al dediğinde ben harikasın bunu biliyorum gelin size öğreteyim demiyor aslında adam. Bunu bu anlaşılamıyor. Ben hala öğreniyorum abi. Hala bazen çocuklar bir şey yapıyorlar. Aa başka bir yere koymuş oluyor. Aa enteresan. Aa bence linçlediklerine sevinmelisin bir de o açıdan. Ben yani çünkü sen çok şey söylüyorsun yani. Sen aslında sakin bir şey biraz sert bir cümleyle söylüyorsun. Ve o gündem olabiliyor. Bence çok çok değerli hocam, burası bu yani. Kanal nasıl dönecek bu arkadaşlar? Onu diyorlar zaten bir kısım. Kanal dönsün diye yapıyor falan. Ama yok bence bu iyi. Bu aslında kanalda iyi değil. Bu aslında bir konunun merceğe yatırılması tekniği. Evet ama bir yere varamıyoruz ya. Yok bence net varıyoruz. Öyle bunların konuşulmasıyla olur. Ya işte bak sende de o var. Sen varalım kurtulalım istiyorsun. Yok öyle bir dünya yani. Yok varalım kurtulalım değil de yani pozitif dönüş çok az oluyor. Yok bence net oluyor. Genelde var, pozitif var, mesaj atanlar var da. Şöyle bir örnek vereyim. Etkilendiğin bir filmden çıktığında... Gerçekten etkilen falan çıktı. Pek bir şey söyleyemez. Sarsılırsın. Bir dersin ki ben bunu bir düşüneyim ya. Adam ne dedi yani? Ben hatırlıyorum ya işte ne Wim Wenders'in, Peter Handke'nin eseri. Bir kalecinin penaltı anındaki endişesi. Ya ben 15 gün o kameradan gördüm kendimi. Filmden hiçbir şey anlamadım. Yemin ediyorum anlamadım yani. Ne anlatıyor, ne oldu falan. Gencim de. Ya ben 15 gün bir sakin bir yerde oturuyorum. O kamera geliyor. Tak oradan görüyorum. Kafayı yedim yani. Ne yaptı adam falan diye anlamaya çalışıyorum. Etkilenme böyle bir şey. Ben o film hakkında iyi bir şey konuşmam 10 yıl falan sonraydı. Hani 10 yıl sonra açıp izledim de anlamadım bir de bu arada. Etki artık kopmuştum yani. O gözle göremiyordum. Onu demeye çalışıyorum. İyi yorum gelmez. Yani o kolay kolay gelecek bir şey değil bence. Ama şu var yani o tartışmayı oluşturuyorsa bu değerli bir şey bence. Yani şey bir tartışma değil çünkü tamam ucuz spekülasyon ve tartışma da olabilir de tartıştığımız şeyin kendisi temel tasarım falan ya böyle... Yani bunları tartışmayı bence çok özlemişiz buralarda. Evet hiç yani. Yok. O yüzden çok mutluyum ben. Böylece çok iğrenç biri olmadığım, az iğrenç biri olduğum Bahger Akbay. Hocam ben iğrenç biri miyim? Hayır. Ama sen seviyorsun ama. Teşekkür ederim hocam. Şey gibi geliyor ya bu buradaki koltuk böyle hepimize psikoterapi seansı gibi geliyor yani. Sana da öyle, bana da öyle yani hepimize de öyle. İzleyiciye de öyle bence yani bence büyüsü de burada işin. Yani biraz durup... Ne yaptığımıza yeni bir yerden bakıyoruz ve farklı bir şekilde tartışıyoruz. Yani Yanal Alp alıyor konuyu, hop bir çeviriyor. Ömer başka bir yere çeviriyor falan. Bu dönmeler, ben her programı izlediysem, moda programını izledikçe böyle kendimi düşünmeye başladım ben. Etek giymeyi düşünüyorsun. Ne alayım kıyafet falan. Hayatımda düşünmediğim şeyleri düşünüyorum lan. Yani annem bana 30 yıl boyunca şunu giy bunu giy demiştir. Bir saniye düşünmedim ben yani anladın mı? Ama orada düşünüyorum o yüzden bu iyi geliyor bana. Hocam... Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yeni linçlerde görüşmek üzere. Biri de şey diyor. Yeter be adam diğer linçlere sıra gelmiyor diyor. Uzattım ya. Evet TikTok üzerine program çekeceğiz. Linçleri oraya saklayın. Ben yapışamam. Peki çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz.